Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte dünyanın en sağlam dizüstü bilgisayarı olma iddiasını taşıyan Panasonic CF31 isimli laptopa hem inceliyoruz hem de sağlamlık testi yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada size bir sürprizimiz var. Kingston YouTube kanalına bir video incelemesi için konuk olduk. Kingston YouTube kanalına abone olup orada özel hazırladığımız içeriği beğenen 3 takipçimize 128 GB'lık Kingston Bolt USB bellek hediye arkadaşlar. Apple ürünlerinde kullanabileceğiniz bu cihazla artık telefonumda yer kalmadı, iPhone'umda yer yok, fotoğraf çekemiyorum derdiniz varsa sizin için tam çözüm arkadaşlar. Bu ürünü kullanabilirsiniz. Ve artık istediğiniz kadar video, fotoğraf çekebilirsiniz. Çekiliş detaylarını videonun açıklama kısmından ve Kingston YouTube sayfasından görebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol şanslar dileyelim ve videomuza devam edelim. CF31 tamamen sahada çalışmak için üretilmiş bir bilgisayar. Asgari standartlara uygun olarak üretilen bu bilgisayar kötü hava koşullarında, inşaat alanı gibi yerlerde rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca belirli şok ve darbelere asgari standartlarda dayanabiliyor. Magnezyum alaşım ve sertleşmiş plastik malzemeden oluşan toughbook, savunma sanayi, şantiyeler, uçaklar hatta madenlerde kullanılabiliyor. 60 derece ve eksi 20 derece arasındaki hava koşullarında da çalışabiliyor. Uzaktan bakınca biraz ağır gözüküyor ama öyle çok abartı değil. 3.7 kilogramlık bir ağırlığı var. 13.1 inçlikte bir ekranımız var. 1024x768 olan bu ekran sahada çalışmaya oldukça uygun, zira oldukça parlak ve güneş altında bile rahatlıkla görülebiliyor. Aynı zamanda bilgisayarın yanında bir de kalem çıkıyor. O kalemle de kullanabiliyoruz kendisini. 182 santimden düşmelere dayanıklı olan CF31'in şarjı yaklaşık 6,5 saat kadar gitmekte. Tabii elimizdeki model sürekli güncelleniyor. Teknik özellik bakımından çok ileri olmasa da bilgisayarın derdi bu değil zaten. Ekranda da teknik özellik tablosunu görebiliyorsunuz. Esas önemli olan yeri sağlamlığı. Biz de lafı fazla dolandırmayalım. Gelin bakalım bu alet ne kadar sağlammış. Evet arkadaşlar, kaderde bir bilgisayara free kick kullanmak da varmış. Hazır mıyız? Dışına bakalım. Temiz. Dadın diye ses geldi. Aynen. Çalışıyor. Ne oldu ya? Windows 7 sesi geldi ya. Herhangi bir sorun. Yalnız bayağı da sağlam uçtu ha bu arada. Klavyesini kontrol edelim. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. O zaman 1.8'e mi geçelim? 1.8'e geçelim. Arkadaşlar Çağdaş dayanamadı. Ağacın tepesine çıktı. Şimdi oradan bir 1.8 metreden Çağdaş, güveniyorum sana. Orası 5 metre oldu Çağdaş, ne yaptın? Merdiveni bırakıyorum. Bırak. Arkadaşlar bu 1.8'den birazcık fazla oldu. Gördüğünüz gibi CD-ROM çıktı. DVD-ROM daha doğrusu. Kalem de yerinden çıkmış. Kasa her köşesinden çarptı arkadaşlar. Şurası çok ufak çatlamış gördüğünüz gibi. O da muhtemelen şeye geldi. Zaten bunun amacı buydu. Evet. Sevinin yerine getirmiş. Hazır mıyız? Açar, bence çalışıyor. Aynen. Bak o sesi yine duyduk. Hiçbir sıkıntı yok maşallah. Abi biz bunu 100 metreden de atsak sanki bir şey olmayacakmış gibi bir his var içinde. O zaman gelin sıradaki iddiaya geçelim arkadaşlar. Panasonic düşmelerden bayağı sağlam çıktı. Helal olsun diyoruz. Ekranda ön tarafta bir cam var arkadaşlar. Ekran direkt gelmiyor. Ön tarafta bir katman var. Bu katmanın ne olduğunu bilmiyorum. Ancak bakalım şu elimizdeki taşlara sağlam dayanabilecek bir ne olacak. Bir uzaktan kendisine bir taşlayacağız bakalım. Ben atacağım. Gitti. Aa, çemberi aldım. Aa, dokunmatik çalıştı. Bilgisayar çalışıyor. Şurada ufak bir çatlak oluştu. Ben şimdi orayı biraz daha deliyim şu anda. Aynen. Yine başarılı yani. Bütün attığı da şuraya denk geldi. Hiçbir şey yok. Şurada bir yine aynı şeyden olmuş. Allah be. Al.
Alın size dayanıklı laptop. Gitti makine. Bakalım kalem çalışıyor mu? Yok. Evet, gördüğünüz gibi fişi çekti arkadaşlar. Artık su sıçratmaya falan gerek kalmadı. Zaten IP65 sertifikası var. 6 düşmelere karşı, şoklara karşı dayanıklı demek. 5 de basit su sıçramalarına karşı dayanıklı demek. Yani bununla tutup da havuza, denize giremezsiniz. Sadece yağmurlu havada falan çalışabilirsiniz. Biz şimdi gelin Web Tekno usulü finale geçelim ve bu arkadaşı bir ATV'nin arkasına bağlayalım. Arkadaşlar geldik şimdi bunun başına. Zaten bunun yolda bir parçası falan düşün. Ne düştü? Aa, hard disk düşmüş lan. Buraya taş toprak dolmuş. Gari o zaman bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Dünyanın en sağlam bilgisayarı diyorlardı. Web Tekno'ya tabii ki de dayanamadı. Aynen, ama çekti. Web Tekno usulüne dayanamadı. Onun dışında aynen, gerçekten kendisine dayanıklı diyebiliriz. Helal olsun. Videoyu beğendiyseniz hemen şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıdan bizlere yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir de videoyu beğendiyseniz paylaşabilirsiniz arkadaşlar diyelim. Kingston YouTube kanalındaki videomuzu ve oradaki çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videoyu çektiğimiz mekan Macera Tepesi kendilerine de buradan teşekkürlerimizi iletelim ve artık videoyu kapatalım. Aynen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Aa, bu da dünyanın en sağlam bilgisayarı.